Şimdi şu Çağrı mevzusunu kapatmak Evet. istiyorum ama Çağrı'nın son konuşması benim çok hoşuma gitti. Ne kadar eleştirsem de yaptığı konuşmanın da çok da arkasında duracağım. O konuşmayı izledikten sonra Çağrı mevzusunu kapatalım. Çağrı'nın konseyde Acun abi'den izin alıp yaptığı konuşma geliyor. Çağrı söz istiyor. Acun abi, ben geçen konseyde sizden bir ricada bulunmuştum kararımla alakalı. Eğer izin verirseniz söylemek istiyorum. Tabii. Acun Bey, öncelikle o gece söz alamadım öncesinde olayı anlatmakta. Oradan başlayacağım. Pişmanlığımı dile getiremedim. Acun Bey, ben buraya gelmeden önce başka hayallerim vardı. Ben buraya gelmeden önce Türkiye'nin en büyük, yani en izlenen dizilerinden birini bıraktım. Çukur ailesini bıraktım. Bırakırken de Kerem'le konuşurken, izin isterken daha doğrusu, sizden bahsetti. Sizin ne kadar hakkaniyetli bir insan olduğunuzdan bahsetti. Buranın bana ne kadar faydalı olabileceğimden bahsedip bana izin vermişti. Benim de buraya gelmemdeki ikinci en büyük amaç, bu ailenin ne kadar, Survivor ailesinin ne kadar iyi olacağını bilmem, benim için iyi olacağını bilmem. Acun Medya ailesinin bir ailesi parçası olabilmek. Hedeflerimde ikinci en büyük hedefim buydu yani. Yani onun için buraya gelmiştim. Birinci hedefimse annemdi. Annemi gururlandırabilmek. Onu üzmemek. O gece ama siz bana en son o lafı ettiğinizde, sizin benim buradan gitmen beni mutlu eder dediğinizde, aklıma gelen tek şey annemi bunu izliyor olmasıydı. O yüzden boğazım dürümlendi ve konuşamadım. Annem 3 sene önce kanser oldu ve onu ben kanser ettim. Çok üzdüm annemi. Ve ondan sonra yemin ettim kendime bir daha üzmeyeceğim diye. Sizden bir karar almak için bir süre istedim. O gece uyumadım ama sabahında kararımı verdim. Bana iki yol sundunuz. Ya gururlu bir insan olarak buradan gideceğim. Ya da gururumu bir kenara bırakıp burada kalacağım. Kararımı verdim. Kusura bakmayın Acun Bey. Gururumu bir kenara bırakarak annemi mutlu etmeye devam edeceğim. İnşallah. Tabii önce halk buna müsaade ederse. Burada onun için savaşmaya devam edeceğim. Ama asla onu üzecek şeyler yapmamaya gayret edeceğim. Anneme de bir şey söylemek istiyorum. İzleyecek sonuçta. Onu çok seviyorum. Bir daha böyle bir şeyler olmayacak. Üzülmesini hiç istemiyorum. Teşekkürler Acun Bey.
Evet, Çağrı'nın ağlatan konuşması gerçekten hem oradakileri, rakip takımı, hatta bence televizyon başında bir sürü insanı ağlatmıştır bu konuşma. Duygusal bir konuşma yaptı ve sicilini temizleme fırsatı var şu an Çağrı'nın elinde. Eğer gitseydi kavgacı, sorun çıkaran, devamlı problem yaşayan biri olarak gidecekti Survivor'dan. Ama şu an kalarak belki de bu sicilini biraz da olsa temizleme şansı var. Doğru karar verdi ama doğru şeyleri yapacaksa eğer. Bundan sonra doğru şeyleri yaparsa Çağrı'yı daha iyi hatırlayacağız. İnşallah. İnşallah da onu bu fırsatı değerlendirir diyorum ben Gökhan. Ben de çok dokunaklı bir konuşma yaptığını düşünüyorum. Gerçekten bütün halka geçen bir konuşma oldu. Tabii ki de bu saydığı nedenler, işte annesiyle olan durum yaptıklarını çok haklı göstermiyor. Tabii ki de oralarda haksız. Bunları yapmaması gerekiyordu ama. Ama yaptıktan sonra bu konuşmayı yapması ve aslında bütün izleyicilerden özür dilemesi, yani bir daha yapmayacağım, hem annem için hem yani böyle davranışlar sergilemeyeceğim demesi bence güzel bir davranış, güzel bir konuşma. Ben de senin gibi düşünüyorum. Burada kalmayı seçmesi hem annesini daha fazla üzmemesi açısından bir fırsat kendisine. Böyle gitseydi dediğin gibi hep böyle hatırlanacaktı. Acun abi de bu fırsatı vermiş oldu Çağrı'ya. Çağrı da bu fırsatı kalarak doğru kullandı. Bakalım bundan sonra da doğru kullanabilecek mi? En azından sinirlerine hakim olmayı kendine öğretebilecek mi? Bunu merak ediyorum ben de. İnşallah da öğretebilir. Çok iyi bir yarışmacı gözüyle bakıyorum ben Çağrı'ya hala. Çünkü oyunlara da biraz daha fazla odaklanabilirse kendi başarısını da arttıracaktır. Ben bu konuşmanın Çağrı için olumlu bir konuşma olduğunu düşünüyorum. İnşallah da böyle devam etmeye çalışır. Sema. Sizin söylediklerinize ek olarak sadece şunu söyleyeyim. Çağrı'nın oylamadaki grafiği yükseliyor. Şimdi olaylar karşısında eğer bunu insanlara gösterebilirse, evet ya bakın Çağrı sözünü tutuyor derse insanlar, ona haksızlık yapıldığında dahi böyle tamam sabır, sakin ol, söz verdin Çağrı'yı yansıtırsa Çağrı oylamada birinci bile olur. Ya şöyle söyleyeyim, sen doğru. Kaç, Acun abinin oylamasını kaç dedin sen en son? Acun abi 800. Yayındayken 400 bindi zaten. 800 bin falan da bitti. 800 bin falan. 1 milyon olduğunu düşünüyorum ben. 1 milyon kişinin %48'i Çağrı kalmalı diyorsa 480 bin kişi eder. Ya 480 bin kişinin %1'i zaten Çağrı'ya oy atsa, evet. 5 bin oyla zaten bir yere gelir Çağrı'ya. Evet. Yani önemli bir insan sayısı orada Çağrı'yı biliyor ve bunu oyluyor şu an. Bu da çok önemli bir fırsat aslında Çağrı için. Ya ama inşallah yani bu görüntüyü bir daha vermez. İnşallah. Demek i̇nşallah. Ki bir de doğru görüntüyü verirse Çağrı nerelere gelir hakikaten. Yani Survivor 2022'de mi izledim bir yerden? Survivor 2021 dendiği zaman artık akla böyle gelecek en önemli isimlerden biri. Ne olursa olsun Çağrı. Kesinlikle. Yani evet. Belki yarın elenecek ama akla gelecek böyle önemli bir figür oldu bu Survivor'da.